Merhaba, bugün çok şanslısınız. Hatta iki defa çok şanslısınız. Çünkü dünyada en çok istediğimiz sevdiklerimizin sağlıklı ve mutlu yaşaması ve parasal bir sıkıntıya girmemesi. Ama sağlıklı kısmından şimdi bahsedeceğim, sonra varlık kısmından bahsedeceğim. İki defa şanslısınız derken, 40 yıldır dünyada 94 ülkede olan bir ürünün 22 yıldır damarlarından geçen kullanan birisiyim. Bu ürünler nasıldır, ne işe yarar size? Yani bu kardak işte, niye bu ürünü kullanalım? Herbalife diye bir ürünü neden kullanalım? Bu çok önemli çünkü ben de ilk önce buradan başladım. Niye kullanayım dedim. Ben zaten sağlıklıyım, hastalığım yok ama ürünlere başladığımda 48 yaşındaydım. O zamandan bugüne kadar ürünleri kullanıyorum ve sağlık kalitemi yükselttiğim için 72 yaşında olmama rağmen bu 22 yıl içinde bir aspirine dahi ihtiyaç duymadım. İhtiyaç duysam kullanırım tabii. Doktorları hani ne derler, başımızdan eksik etmesin ama muhtaç da etmesin olayı. Eğer vücudumuz çok güzel bir şekilde beslenirse o da bize yardımını çok iyi bir şekilde yapar. Bu sağlıklı beslenmeyle ilgili farkları anlatıyor ama ben size ilk önce vücudumuzun ana malzemesinden bahsedeceğim. Aynı bir binanın iskeleti gibi karton, piyer, çelik kapı ondan sonra konur, ne kadar pahalı ve iyi olsa da asıl binanın yapısıdır. Binamızın yapısı da proteinlerden oluşur ana yapısı. Tabii ki öbür ürünlerde proteinlerin daha yararlı olması için ek ürünler. 1980 yılında ilk önce bu ürün güzel bir hikayeyle başladı. Şunu unutmamanızı isterim. Her işten para kazanılır. Her iş kurulduğunda para kazanmak amacıyla kurulur. Ama dünyada sadece bu şirket para kazanmak için kurulmadı. Annesi kilo sorunlarıyla uğraşırken hayatını kaybeden bir çocuğun gidip ta Tibetlerde 4 yıl mabetlerde kalarak bitki bilimini öğrenmesi ve sonra kapı kapı dolaşıp bir sponsor bulmasından sonra bu ürün yapıldı. İlk siftahı benden olsun diyen büyük annesi kullanıp, kuaförde çalışan bir kadın, ilk 14 kilosu verince torununun getirdiği o tozdan bize de ver diyerek ürünler yayıldı. Şu anda ilk Amerika'da çıkmasına rağmen sonra Kanada, İngiltere, İtalya derken Türkiye'ye 18. ülke olarak girdi 1998 yılında, ki ben de o günden beri ürünleri kullanıyorum. Şu anda 94 ülkede her türlü tıbbi ve idari izinleri, yani hükümetler tarafından onayları alınmış olarak piyasaya sunuldu. Hatta içinde domuz yoktur diye de koşer belgesi de var. Bu ürünler ne yapıyor? Çok basit. Vücutta olması gerekeni yerine koyuyor. Peki vücutta olması gereken nedir? Vücutta olması gereken 113 çeşit besin var. Bunların 13'ü olmazsa olmaz. Diğer 100'ü de olursa iyi olur. Yani bu 13 çeşit besinin her gün çocuk, yaşlı, herkesin bedenine, sporcu, öğrenci, herkesin bedenine girmesi gerekiyor. İşte bütün bunları kim hazırlıyor? Keşke ben hazırlasaydım ama değil. 300 tane konusunda uzman doktor hazırlıyor. Konusunda uzman diyorum, herkes doktorum, uzmanlık sınavını verenlere biz doçent falan diyoruz, değil mi? Profesör diyoruz. İşte onlar. Ürünlerin hazırlanması da çok kolay. Bir bardağın içine süt, yoğurt ya da su koyunca ya da meyve suyu, ama paketli değil, kendi hazırladığınız suyun içine bir kaşık koyuyorsunuz. Ya da günlük taşıma paketleri var. Ondan bir tane koyabiliyorsunuz ve sizin vücudunuza lazım olan her şeyi tamamlıyor. Çok basit bir şey olarak anlatayım. Mesela çocuk bir şey istiyor, konuşamayan bir çocuk ağlıyor, diyor. İstediğini verdiğiniz zaman susuyor. Vücut da bizimle farklı bir şekilde konuşuyor. Bizden bir şeyler istiyor. Biz onun ne istediğini bilmediğimiz için yalan yanlış şeylerle midemize doldurabiliriz. Mesela şunu kadınlar daha iyi biliyor. Regl zamanında canları çikolata ister. Çünkü şeker ve demir önemlidir. İşte bunun için biz ne eksik bilmediğimizden hepimiz vücudumuza en az bir bardak olması gerekenleri koyduğumuzdan emin olmak için bunu kullanmamız gerekiyor.
Diğer ürünlerden biraz bahsedeyim. Mesela şeklerin şeyleri. Şu ürünümüz çok iddialı bir üründür. Benim yaşımdaki arkadaşlar diyor ki kolesterolüm var, ben kolesterol ilacını ömür boyu kullanacağım. Ya kolesterol da geçen bir şey. Yani hastalıklar gelir ve gider doğru bakıldığında. Kolesterolü bir ayda %100 garantili bir şekilde ve kutusunun üzerinde yazan bir ürünü. Kolesterol ürünü. Ama bu aynı zamanda mide ve sindirim sistemini düzenliyor ve ne alaka diyeceksiniz ama çok önemli, gözleri de tamir ediyor. Çünkü içinde çok farklı enzimler var. Tabii detaylarını daha sonraki videolarımızda göreceksiniz. Şu antioksidandır. Antioksidanı biliyor musunuz? Antioksidan vücut zehirdir. Yani zehir toksindir. Antioksidan, antitoksin yani zehirin atmasıdır. Kanda olmaması gereken her türlü zehri atıyor. Bunun için de çok basit bir örnek, nikotin de zehirdir. Sigara içenlerin hepsinin damarlarında, hatta midesinde vardır. Vücut nikotinden ancak 6 ayda temizlenir. 6 ay boyunca toksin atıcı bir çay içer ve eksilen vitaminleri yerine koyarsanız farkında olmadan 6 ay sonra sigara içebilemiyorsunuz. Bırakıyorsunuz demiyorum, canınız sigara istemiyor. Çünkü artık damarlarınızda nikotin kalmamıştır, bu çok önemli bir şeydir. Değişik değişik tatları var. Sıcak içilir, soğuk içilir, içine limon koyup içilir, aloe vera suyuyla içilir. Evet, bir de şu bütün güzel vegan arkadaşlarıma bir sürpriz. Artık tamam dışarıda da var ama bütün malzemesi içinde olan glutensiz bir besinimiz var. Buna tri-blend deniliyor. Tek tek kullanılır. Herbalife Formül 1'e de konulur. Ben bununla kekler falan da yapıyorum. Çok güzel muz aroma tadında. Bir başka ürünümüz daha var. Müthiş bir ürün. Eğer reflü, gastrit ya da mide ve sindirim sistemiyle bir sorununuz varsa sabahları kalktığınızda aç karnı bundan yarım bardak suya bir kapak koyarak içebilirsiniz. Yine akılda kalsın diye basit bir mantık. Temiz bir tabakta pis bir yemek yer misiniz? Kimse yemek istemez. İşte bizim akşamdan kalmış hala sindiremediğimiz ve midemizde olan ürünler var. Neden? Çünkü her ürün aynı saatlerde aynı zamanda sindiriliyor. İşte ne oluyor o zaman? Kirlisi temizi karışıyor. Bu da bizde ilk önce gaz yapar, sonra gastrit yapar, sonra mide ile ilgili ülsere kadar gider. Ama sadece bunu sabahlarda alan birisine böyle bir sorunları olmaz. Bize bizim şöyle bir ihtiyacımız var. Sabahleyin yedik ama dışarıya çıktık. Öyle her şeyi yemiyoruz ama karnımız acıkıyor. O zaman ara öğüne gidene kadar ya da işten çıkıp eve gidene kadar 2 saat yol varsa biz orada ne yapalım? Bir atıştırmalık almamız lazım. İşte bu atıştırmalıklardan 2 harika şey. Birisi protein vardır. Cebinizde bulunabilir. 10 gram protein vardır. Yemek yerine geçer. Bir de iş yerinizde hemen sıcak suya koyup karıştıracağınız hazır domates çorbası vardır. Bu domates çorbası her yerde var ama bunun farkı biliyorsunuz domatesde kırmızı renginden dolayı likopen vardır. Likopen kanser kovucudur. Domatese bol bol yiyenler var. Bu güzel bir şey ama bu bir domatesden ya da bir çorbadan bir tane bir birim aldığınız likopeni Herbalife çorbasından 8 birim alıyorsunuz. Ha bunu kullanmak için kanser olmanıza gerek yok. O koruyucu dedik. Zaten şu kısmını size söylemem gerekiyor. Tıp dediğimiz şey 3 türlüdür. Koruyucu hekimlik, tedavi hekimliği ve rehabilitasyon. En pahalısı rehabilitasyondur. Yani parmağını kesersin, 6 ay fizik tedavisi görürsün. Ama Herbalife'ın görevi şudur. Yani koruyucu hekimlikten bir basamak önce. Yeri gelmişken söyleyeyim, ben doktor değilim, diyetisyen değilim. Bu ürünler de ilaç değil zaten. Bunlar yemek. Sadece hazırlanış tarzı farklı olan bir yemek. Mesela keçi boynuzundan örnek verelim. Bir çuval keçi boynuzu yiyen bir kesme şekeri alır ya, hamallık kısmı vardır. Burada her ürün içinde vücuda gerekli olan, yani sebze, meyve,
doğal ürünlerin içinde, hepsi doğaldır, kimyasal bir şey yok. Bu ürünlerin içinde lazım olmayanlar önceden atılmış, onu atmak için mide ve sindirim sistemine zahmet verilmiyor. Böyle bir ürün. Yine çok güzel bir üründen size bahsedeceğim. Şu, bu ürün Herbalife Max. Buna omega 3 diyorlar ama bu dışarıdaki omega 3'lerden çok farklı. Aklınızda olsun, bir omega 3'te EPA ve HDA miktarının ne kadar yüksek olduğuna bakacaksınız. Her balık yağı omega 3 değildir. Bir kere soğuk denizlerde olacak ve yağlı balık olacak. Onlardan alınıyor. En yüksek değerleri olan bir ürün. Ne yaptığını söylersem çok hayran olacaksınız. Damarlarımızın çeperlerini kalınlaştırıyor. Sağlam damarlar olunca içinde akan kan da zaten bizim antioksidan çayımızla temizlendiği için bizim artık varismiş, tansiyonmuş, kalpmiş bunlarla ilgili sıkıntımız olmayacak. Çünkü damarlardaki kan her zaman temiz olacak. Bu mucize bir ürün diyeceğim. Bu da sonradan yapıldı. Şu an şirketimize geldi. %100 bitkisel olması farklı. Dünyada sadece erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı vitamin yok. Bundan başka. Bir de bir ara çok modaydı. Kadınlar ne yapıyordu? E vitamini alayım, cildim güzel olsun. Şunu alayım, D vitamini alayım, demirim eksik. Halbuki bunlar tek tek, hiçbir vitamin ve mineral tek başına işe yaramaz. Bunlar bir kombinasyondur. Hepsinin bir arada olması gerekiyor. 17 vitamin ve mineraller bir arada bir üründür. Günde sadece 2 tane almanız bütün mineral ve vitamin eksik değerlerinizi tamamlar. Evet, çok güzel bir ürün daha. Bu ürün yine vitaminlerle ilgili bu. Daha içinde neler var anlatıyor. Şurada bunlara biz takviye ürünü diyoruz. Hani zaten arabamız çok iyi, yine de bakıma götürüyoruz ya, bunun gibi. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yoksa hep o limitte kalmanız için bunlar takviye ürünler. Şu 90-60-90'ları ayarlayan ürün. Kilo sorunum yok ama belim kalın ya da kalçam var. Ege kadınlarında kalça çoktur. Çünkü zeytinyağlı yerler ama o zeytinyağını da kullanamadıkları için şu kalça kısmı geniş olur. Bu ölç küçülten diyorum. Şu Liftoff çok yoğun bir C vitamini olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip olmayayım, virüs bana gelsin ama gitsin diyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Şu kaslar ve kemiklerle ilgili. Mesela bu kardiyo yapanların, spor yapanların kemik ve kas yapısını, bir de benim yaşımdakilerin kemik erimesini önlemesi için çok önemli. Bende kemik erimesi yok. Doktor arkadaşlarım da ölçünce 47 yaşındakilerle ben de neyisin diyebiliyorlar. Şu ürün, aslında şu ürün var ya, bunu öğrenin. Eşim üşenmedi, o sayfaların fotokopisini çıkardı, bütün doktor arkadaşlarına gösterdi. Yani çok eski bir Atatürk Lisesi mezunu olduğu için o zamandan bu zamana arkadaşlarım çoğu doktor. Yani çok da iyi doktorlar. Onlara gidiyor, hem tahlilini yaptırıyor hem diyor ki sizin kalbiniz için şu kalp krizleri riskine %99.99 oranında son veriyor. Devam. Şimdi nasıl son veriyor? Biz uyuduğumuz zaman vücut da uyuyor ve lazım olan enzimleri yapmıyor. En önemli enzim kalp krizlerini önleyen nitrik oksittir. Nitrik oksidi vücut gece üretmediği için bütün, biraz düşünün, erkeklerde sabaha karşı kalp krizlerinden ölümler çok oluyor. Çünkü o anda çalışmaya başlayınca kalp bunu kaldıramıyor ve kalp krizinden ölüyor. Bu ürünün görevi gece biz uyurken nitrik oksit üretmeye devam ediyor. Evet, şu anda ben size üstün körü sadece hangi çeşit ürünler olduğundan bahsettim ama çok daha var, özel ürünler de var. Sporcu beslenmesi, çocuk beslenmesi, anne beslenmesi gibi. Onları ben sonra alacaksınız. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi seviyoruz.
herkes her şekilde para kazanabilir. İster kendi işini yapar, ister ele çalışır, ister devlete çalışır ama herkes işveren olamaz. Doğru mu? Evet. Ve şu anda iş arayan, mesela kendi iş yeriniz olsa Faysal kardeşim gibi, kapasitesi bellidir. Belli sayıda kişiyi orada çalıştırabilir. Ama bir Herbalife distribütörü 94 ülkeden istediği kadar kişiyi işe alır ve hiçbirine de maaş ödemez. Hepsi de çok güzel para kazanır. İşin püf noktası burada. Onlara işi öğretiyoruz ve işi kendileri kazanıyor. Şu an bana kimler geliyor? İnanılmaz bir şekilde doktor, mühendis ya da dükkanını kapatmış iş adamları. Ben böyle 72 yaşında bir bayan olarak herkese iş verebiliyorum. İş vermek nedir biliyor musunuz Herbalife'da? Sadece bir işe giriş lisans numarası vermek. O kadar. Ondan sonra telefonlarda Zoom diye bir programı indiriyorlar. Biz onlara telefondan ne yapması gerektiğinin eğitimlerini ücretsiz veriyoruz. Mesela bu akşam 21'de bir Zoom programı var. Bunu ben size özellikle söylüyorum. Mesela Faysal kardeşim gibi başını kaşımaya adam alacak işi çok dün anlattı. Ama istediği kadar kişi oğlum kızım gir beğenirsen iş yap diyebilme şansına sahip. Ve o kişiler ömür boyu para kazanacak. Yine küçük bir örnek, ben İzmir Fen Lisesi'nde öğretmendim. Çok güzel yerlere geldi çocuklarımız. Üniversitede kürsü sahibi olanlar var, kendi işlerinin patronu olanlar var ama çok güzel para kazanıyorlar. Onların kazançlarından bana bir kırış gelmiyor. Bu kadar öğretmenlik yaptın, çok güzel şeyler kazanıyor diye. Buradaki tek fark, işe aldığımız ve işi öğrettiğimiz kişilerden ömür boyu bize prim yatıyor. Ve üstelik bu prim biz ölünce bitmiyor, miras olarak bizden sonrakilere veriyoruz. Mesela baba çok zengin, bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Miras yedi diye bir kavram var. Yiyor çocuk, para bitiyor. Ama Herbalife'de para bitmiyor. Çünkü öbür ay yine geliyor. Öbür ay bir daha geliyor. Bir de mesela Ersen gibi gençlerin, o yaştaki gençlerin hayalleri vardır. Mesela ne bileyim bir şey olmak ister. Bu hayaline ulaşmak için en kısa yol budur. Biraz sonra size küçük kağıtlar verdim ya, onun bir kenarına düşünerek hayalinizi yazacaksınız. Bir de ne kadar zamanda o hayalinize ulaşmak istiyorsunuz. Mesela benim hayalim parayla ilgili değil. Gen biliyor bunu. Neyle ilgili söyleyeyim? Herkesin sağlığının çok mükemmel olması ve hiçbir şekilde parayla ilgili sıkıntı çekmemesi. Hatta istediği her şeyi alabilsin. Ben yeğenlerimle dışarı çıktığımda yeğenlerim bana ne diyorlardı? Onun hikayesini anlatacağım. Hala senin hiç bitmeyen paran var. Hiç bitmeyen para. Bitiyor tabii ama ertesi ay bir daha geliyor. Bunun hikayesi de şöyle. Bu lafı ne zaman söyledi? Daha küçüktü. Yunuslarla yüzmeye gitmiştik. $100 yüzeceklerdi. Babası izin vermedi. Çocuk geldi. Benden $100 istedi. Ama senin her şeye yeten paran var. Niye bana $100 vermiyorsun dedi. Vermedim tabii ama parayla ilgili değil. Babası izin vermediğine ben izin verirsem eğitimsizlik olur. Kötü bir eğitim. İşte böyle bir şansımız var. Herkese yardım edebilirsin. Ama herkese. İster cahil olsun. İster 3 çocuğunla evde kapalı olsun. Dışarıya çıkamamış olsun. Bunun ucu nerelere kadar gidiyor biliyor musunuz? Para yüzünden alkolik kocayı çekmemeye. Ya da para yüzünden ne bileyim kötü bir kadınla evliliği devam ettirmemeye. Her şeye bir özgürlük. Ben je suis une femme indépendante diyorum Fransızca. Ben özgür bir kadınım. Hiçbir şeye bağımlı değilim. Ne zaman, nereye gideceğim, ne yapacağım, ne edeceğim bunun kararını ben veriyorum. Ama özgürlüğün birinci şartı da birazcık duygusal. Teşekkür ederim. Ama her bir ay para bitmiyor. Çünkü öbür ay yine geliyor. Öbür ay bir daha